Herkese selam, herkese merhaba. Ben Oktay Demirci. Bugün bir yeni bölümle daha karşınızdayım. Bugün, yani bugünden itibaren inşallah facecam kullanacağım videolarımda. Umarım sizin de hoşunuza gider. Hiç lafı uzatmadan oyuna geçmek istiyorum. En son bildiğiniz üzere ne yapmışız? Bir lig maç oynamışız, kazanmışız ve 4. sırada yerimizi almışız. Şimdi buradan devam edeceğiz. Bu arada arka planda maşallah uçak çalışıyor sanki. İnşallah sesi çok fazla gelmiyordur mikrofona. Maç yapıyoruz ve ligdeki ikinci karşılaşmamıza başlıyoruz. Evet, ligdeki ikinci karşılaşmamıza başlıyoruz. Türk Gücü Mini deplasmandayız galiba. Tam bilemedim. Yo, ev sahibiymişiz. Neyse, öğreneceğiz bunları. Hadi bakalım. Aklınızda hayırlısı olsun. İlk karşılaşmada ne yaptıydık onu da hatırlamıyorum açıkçası. Bakmadım da, aklıma gelmedi. Ama kazandıydık diye hatırlıyorum. Ki 3 puandaydık, doğru. Şimdi Traore ile sağ kanattan gelmeye çalışıyor. KFC. O da iyiymiş. Evet, sağ kanattan geliyorlar. Hızlı. Araya girdik. Velagic. Muhtemelen Hollandalı bir futbolcu, ismini bilmiyorum. Okuması zor geldi. Osave döndü kaleye, vuracaktı. Büyük ihtimal izin vermedik. Şimdi Fischer. Oyna pasını. Büyüğü. Ah, oraya değil, yukarıya oynamak istedim. Osave. İzin verme. Yine başladık izin vermelere. Ah, tamam. Ucuz atlattık bu pozisyonu inşallah. Devamında bir problem yaşamayız. Hop, çıkardık. Bir an Pereira geldi aklıma. Hop, güzel gitti. Kendi evimizde oynadığımız için hani mutlaka galibiyet parolasıyla çıktım ben kendi aklımca. Zaten her maçı kazanmak istiyorum, orası ayrı konu da. Hani özellikle içerideki maçları kazanmak lazım. Sağ taraf bomboş abi, onu boş bırakma. Hop, izin verme, çok güzel. Aldık. Yukarıdan, aynen öyle. Çok istediğim gibi bir şey olmadı. Saçma sapan biri oldu, bir şey oldu orada ama neyse. Of of. Düzgün paslaşamadım ya, istediğimi yapamıyorum bu araba. Neyse, pozisyonu bir daha yaratmaya çalışacağız. Sana oynadım, yine istediğimi oynamadı. Hocam faul! Hocam faul! Hocam faul! Frikikleri çalışmalıydık gerçi ama... denesek mi? Pasla mı oynasak yani? Deneyeceğim lan. Belki olur. Uf, güzel vurdum. Yeşili tutturamadım ama... Kaleci güzel kurtardı. Şimdi hızlı çıkıyorlar. Kinsombi ile. O nasıl isim ya? Neyse, alışacağız bunlara. Sakın. Nine. Lan yarabbim. Top çıkmayınca oradan deli oldum bir an. Sol kanattan doğru yardırıyor. Bir türlü durduramadık. Şimdi pas hatası. Daha doğrusu araya girdik. Ah, araya... Aynen. Koş ileri. Güzel. Yardır. Laukat, koş. Haydi Laukat. Hangi ayaksın hatırlamıyorum. Vur. Vurdu, gol oldu 1-0. Vurdu, gol oldu 1-0, endeyiz. Zorlanıyorum ya. Zorlanıyorum gerçekten. Aslında keyif veriyor zorlanmak. Ama... bir an mesela şunları bir türlü öğrenmem lazım yani. Bir türlü öğrenemedim. Hangi ayaklı futbolcular? Mesela bu soluyla vurmuş. Yani ben bilseydim bunu riske girmeyebilirdim. Pas oynayabilirdim orada ama şut çekmeyi istedim. Şans da yanımızdan oldu. Şans da yanımızda oldu diyemedik de neyse. İdare edin bu kıt Türkçemizi. Güzel pozisyon geliştireceklerken araya girdik. Koş be Atsin. Koş bir atsın, izin verme bir atsın. Ah be, kaptılar ya. Neyse, oynattırma, izin verme.
işte bunu diyorum, buna izin vermeyin. Ah be lan, çok güzel gol yedik ya. Çok güzel gol yedik. Vallahi güzel gol yedik ha. Ah. Canım yandı. Hepsi, bakın hepsi, hepsi aynı tepki veriyor. Gerçekten güzel bu. Karşılaşmaya tekrar başladık. Biraz daha ciddiyet. Dikkatli oynamamız lazım. Golü bulunca gördüm ben şimdi rakibin ciddiyetini. Nasıl desem? Nein. Of. Vallahi var ya son anda. Yemin ediyorum son anda. Koş hadi tamam. Golü bulalım. Biraz da defansa yatalım. Koş koş. Laukat. Ah top kaptırdık. Ah var ya. Neyse. Sinirlenme. Traore sağ kanattan geliyor. Traore. Araya giremedik. Ayağımızı sokamadık oraya. Sakın. Çok güzel orta geldi ha. Belki dedim Ravşat'a falan çeker. İkinci dedim güzel gol yemeyelim. Şimdi Dorda. Pasını oynadı. Push. Dorda tekrar push. İzin verme. Ortaya atmasına izin verme. Çok güzel. Haydi. Gol atalım. Gol atalım. Offside olmasın. Olmasın, 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 olmasın. Çek geri. Çek geri. Oyna pasını. Şöyle hızlıca. Hop. Hop. Hadi. Vur lan. Vur işte bu. 2-1 öndeyiz. Vallahi çok zor ya. Vallahi çok zor. Bu seviye çok zor. Bana çok zor. Alışkın olduğum seviye değil. 2-1 öndeyiz. Biraz kontrollü oynayalım. Biraz gol yememeye oynayalım. Fırsat bulduğumuzda da atağa çıkalım. Park Yung'u koysak. Onu yapalım evet. Çünkü ben kanatlardan çıkmayı seviyorum. Defanstan doğru hızlıca. Şöyle yavaş yavaş oyun kurabilir miyiz diye düşünüyorum. Çünkü rakip de fazla çıkmıyor farkındaysanız. Ha işte. Böyle çıkmaya çalışınca da hemen top kaybı yaşıyoruz. Araya oynayacağım. O topu saklayabildim. Gabriel vur. Ah be. Ah be, olmadı. Olmadı, olmadı, olmadı. Çok güzel pozisyondu. O defans oyuncusu orada olmasaymış atıyormuşuz. Neyse, sağlık olsun. Öndeyiz. En azından iyi haber bu. Yakın direği orta yapacağım. Gelirseniz şansımızı deneriz. Pereira'ya selam olsun. Ne zaman böyle oyunlarda kafaya, pozisyona kafa atsam aklıma geliyor. Sakin. Hızlıca, hızlı hızlı. Çık böyle, çık. Sağ çektik. Ayak içi, müthiş bir gol. Yani ben plasa vurmak istedim ama öyle vurmadı galiba. Hiç öyle gözükmedi. 3-1 öndeyiz. Çok güzel bir gol. İşte burada sağıma çektim. Daha sonra plase sert vurmuş. Evet, plase vurmuş ama sert vurmuş. Plase mi lan? Aynen plase. Çünkü ben plase vurdum. Devam. 3-1 öndeyiz. Keyifler yerinde vallahi ya. Olsa abi. Hani buradan da bir yandan da rakipten iyi oyuncuları sezmeye. Oo, al al al. Allah. Lan aldıydım lan. Bir yandan da rakipten iyi oyuncuları keşfetmeye çalışıyorum kendimce. Şöyle bir tane. Şöyle bir pozisyon denemek istiyorum. Top geçerse sıkıntı, oynayamadım. Bastım ama oynamadım yani. Hızlı mı çıksam? Oyuncular da biraz yorulmasını istiyorum ama. Nein. Geri gel, geri gel. Neyse, olmadı istediğim gibi. Çek geri. Kaptırmadık topu. Şimdi hızlı çıkabilir miyiz derken pas kaybı. Pas hatası yaptık. Ve karşılaşma bitiyor. 3-1 kazanıyoruz. Ligdeki ikinci karşılaşmamızı. Güzel başlangıç yaptık lige. O yüzden çok mutluyum. Çayım da var. Biraz çayımdan da mı yudum olsam? Evet. Soru neymiş? Büyüğe bugün attığı 2 golle takımın kahramanı olduğunu gösterdi. Nasıl yorumlarsınız?
harika bir performans. Bireysel performanslara bağlı kalamayız. Büyüğü etkileyici oynadı. Bunu diyelim. Yoktu. Yani zorlanacağımızı biliyorduk ama kazanacağımızı da biliyorduk. Oyuncuların her biri üzerine düşeni yaptı. Güzel. Takımın moralini de yükselttik. Bu tarz detaylar önemli. Oyuncuların moralini yüksek tutmamız lazım. Rahat bir galibiyet oldu. Evet, kesinlikle. Değilse de salla gitsin. Daha farklı kazanmalıydık. Skor onlar için adil olmalı. Önümüzdeki maça odaklanma zamanı. Önümüzdeki maça odaklanalım. Şimdi çok da fazla rakibi gömmeye gerek yok. Sonuçta olmuş bitmiş bir şey. Başka soru sormuyorlar ve devam ediyoruz. Evet, ikinci haftanın sonunda 6 puanla lideriz. İkinci maçı 3-1 kazandığımıza göre ilk maçı 2-0 kazanmışız. Bakalım. Kaç kaçtı o maç? Vallahi hatırlamıyorum ya. Ha bak, 2-0. Duisburg'a karşı oynamışız. 2-0 kazanmışız. Çok fazla oyalanmadan hemen ikinci maçımıza geçelim. İkinci karşılaşmaya geçiyoruz şimdi. Antrenmanlarımız var. Ben şunları bir yapayım da. Bunları ben yapacağım çünkü simüle edince saçma sapan sonuçlar geliyor. Oyuncular böyle gelişmiyor. Onun da ben sinir oluyorum. O yüzden antrenmanları ben yapacağım ama siz sıkılmayın diye oraları göstermeyeceğim. Ohohoho, çok güzel goldü. Vallahi çok güzel goldü. Evet, bir başka maç günüyle daha karşınızdayım. Zabrek'in deplasmanında olacağız. Oyuncularımız Allah'tan yorgun falan değil. Devam edelim, uzatmayalım fazla. Bundesliga 3. ligindeki 3. hafta mücadelesine hepiniz hoş geldiniz. Zabrek'in Türk 3 karşılaşmasından hepinize tekrardan merhaba. İnşallah bu giriş daha fazla uzamaz. Haydi bakalım, hakkımızda hayırlısı olsun. Inter'i anımsatan formaları var biraz. Inter'in eski formalarına benziyor daha çok, yeni formalarına değil. Biraz da Kayseri, Erciyespor geldi aklıma. İmza töreni falan. Sağ kanatta. Şimdi hop, çalımını attı, geçti. Shipnoski oynadı. Offside yok. Güzel. Araya gir. Aldı bunu. Velagic. Nein. Aşağıya oyna. Koş, koş Lokat, koş. Bulur, koş. Çok güzel orta yapacağım. Çok güzel orta yapacağım. Vurana. Harika bir gol. 1-0 öndeyiz henüz maçın başında. 8. dakikada 1-0 öne geçiyoruz. Kim attı lan? 9 numara kimdi ya o? Lan vallahi bunları öğrenmemiz lazım ha. Neyse. Büyük atmış. Tim Büyük atıyor. 1-0 öne geçiyoruz. Zabrekön deplasmanında. Orada bir an topu kapınca hızlıca kontraya çıktık ve golümüzü attık. Şimdi bir atsın. Oyna oraya. Güzel. Hızlı çıkalım. Çıkabilir miyiz? Geri oyna. Offside yoktu. O top geçseydi var ya. Güzel pozisyon yaratabilirdim abi. Şimdi Freuze ileri oynadı. Kim o? Jakob. Jakob'dan topu kaptık ama faul yaparak maalesef. Şimdi dünya klası olduğundan oradan bir vuruyormuş adam, müthiş bir gol oluyormuş. İyi bari. Hızlıca çıkabilir miyiz acaba? Hazır rakip önde bastırmışken. Biraz zor. Açık bulmakta zorlanıyorum. Bizim oyuncular da dizilişimiz gereği biraz uzakta olduğu için. Şöyle yapalım hızlıca. Hop aşağıya oyna. Koş. Siliskovic araya oyna. Lan oğlum o nasıl pas? Ah lan Allah'ım ya Rabbim ya. İleri oynayacaktın, geri oynadın ya. Şöyle şuraya oynayacağım. Laukat geri oyna. Koşun koşun. Nein, offside o. Yardır şimdi. Yukarıya doğru. Bir çalım oraya değil ya. Sağ tarafı işte. Sağ tarafa yapmak istedim. Büyüzüm.
Aldık topu. Aldık topu. Offside yok. Temiz. Pozisyon temiz. Büyük'ü vurdu. 2-0 öndeyiz. 2-0 öne geçiyoruz. Zabrık'ın deplasmanında. Kontrollü oynamak lazım ya. Vallahi kontrollü oynamak lazım. Normalde de çok çay içmem ama burası soğuk, biraz o yüzden çay içiyorum. Onu çıkarabilirim gerçi yorulursa da. Şipnoski yapma, yapma. Of. Tamam. Çıkabilir miyiz? Aldık topu. Büyüğü. Hocam. Ulan Allah'ım yarabbim. Şimdi topu saklayalım. Çek geri. Pasını oyna. Güzel. Kaptırma. Of. Hadi hadi bomboş önün. Koş hadi 3 geliyor. Aa çok gitti, çok gitti. Çok gitti ya, çok yaptım ya. Çok açtım ayağımdan. Sakın, sakın. Oynar ya. Ah ulan ah, alamadık onu. Ve kaleciye yaptığımız baskı sonuç veriyor. Taç atışını kullanıyoruz. Dakikalar 53. Nine. Of, geri çek, güzel. Hadi, 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 nine ya. Topu koruyamadım orada, sağ tarafa oynayacak. Kaleci sen kalende kal. Refleks olarak elim çıkıyor, elimi basıyorum oraya. Yapmayacağım yine falan. Bir hata. Penaltı verdirebilir onlara, penaltı kazandırabilir diyecektim. Adamın şutu direkten dışarı çıktı lan. Şimdi pasımı oynadım Sercan'a. Sercan topu saklarken tekrar topu sakladım, faul. Yani hocam artık bir yerde çal yani, yeter. Gerçi faulleri çok da değerlendiremiyoruz ama acaba burada mı oyuncu değiştirsem ya? Aa penaltı mı? İçeride mi yapmış faulü? Vallahi benim işime gelir, hiç fark etmez. Sercan'la. Penaltıyı kullanıyoruz. Ulan penaltı kaçtı. Ne oluyor lan? Ha top tekrar bana değdi mi? Ben fark edemedim. Ulan penaltı kaçtı ya. Zaten penaltı değildi galiba o. Vurdu, geri geldi. Evet, top tekrar bana deyince kurallar gereği. Ya çok ilginç, yemin ederim var ya. Yıllardır FIFA oynuyorum, ilk defa geliyor başıma ya. Böyle bir şey yok ya. Şuna bak. Yemin ederim ilk defa geliyor başıma. Yıllardır FIFA oynuyorum, ilk defa başıma geliyor. Şimdi Buzyan topla ilk buluşması. Buzyan çalımını attı, kaleye baktı. Buzyan vurdu. Direkt Allah'ım, bugün direkleri geçemiyoruz. 3-0 öndeyiz. Büyüğü hat-trick yapıyor. Büyüğü hat-trick yapıyor. Demek ki penaltıyı Büyüğü'yü kullandırmak lazımmış. Yani bugün Büyüğü'nün günü. Adam hat-trick yaptı. Lan Allah'ım yarabbim, direkleri geçemiyoruz ya bugün. Ama güzel oldu. Yani şey olarak böyle sanki bilinçli bir pas oynuyormuş gibi. Fark ettiniz mi bilmiyorum ki, fark etmişsiniz de. Oha lan çok güzel geçti. Oha! 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 Böyle bir şey yok. Ulan helal olsun. Koş 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 koş. Hadi 4. Hadi 4. Güzel pas oynadım. Ulan vur. İşte bu. 4-0. Lan çayım bitmiş ya. Neyse su alayım kendime.
4-0 öndeyiz. Heidenbach, şimdi Frizzle. Berry, yardır Berry, koş Berry. Aldık onu. Büyüğü, ileri oyna. Holtz, haydi 5, haydi 5, haydi 5. Pasımı oynadım. Ya çok saçma defans yapıyorlar, farkında mısınız? Yani gol attığımı sevinemiyorum neredeyse. Çok saçma defans. Ya da biz çok hızlı geçiyoruz. Çok hızlı gittiğimiz için de bize... çok güzel bir sevinç. Bize hani yetişemiyorlar diye tahmin ediyorum. Zorluk seviyesini dünya klasından efsanevi mi çıkartsam ya? Ya çünkü ben normalde profesyonel oynuyordum dediğim gibi. Ama hani ben biraz zorlasın beni, hani benim için de yeni bir nasıl desem meydan okuma olsun diye dünya klası yaptım, ama dünya klasında da rahat rahat oynuyorum yani. Ben anlamadım ki bu işi. Efsanevi zorluk dereceye mi getirsem acaba? Onu düşünüyorum şu an. Ki yapılıyor mu onu da bilmiyorum ha. Hazır turnuvaya başladık ama hani turnuva içindeyken o ayarı yapabiliyor muyuz onu bilmiyorum yani. Zalbrücken 0, Türk Gücü 5. Deplasmanda çok rahat bir galibiyet. Bugünlerde nadiren hat-trick görüyoruz. Büyüğü sizce nasıl oynadı? Harikulade. 10 numara 5 yıldız. Büyüğü örnek bir futbolcu. Örnek bir futbolcu. Yes, aynen öyle. Bugün daha rekabetçi bir maç olmasını bekliyorduk. Siz de böyle bekliyordunuz. Ne diyelim? Meydan okuma değil diyelim. Takımın moralini yükseltmemiz lazım dediğim gibi. Verdiğim cevaplara çok takılmayın. Sadece oyuncuların ve takımın moralini aynı şey de gerçi. Yükseltmeye amaçlı cevaplar vermeye çalışıyorum. Önümüzdeki maça odaklanma zamanı. Üçüncü hafta sonuçlanmış, gördüğünüz üzere 9 puana sahip tek takım biziz ve böylelikle de lider durumdayız. Şimdilik videonun sonuna geliyoruz. Video hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çok daha güzel, çok böyle aklımda çok güzel projeler var. İnşallah onları hayata geçirebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.